huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Rabiyan-ı ahbar, nakilan-ı azhar, bir günah rivayet ederler ki diye başlardı eskiden meddalar. Biz de öyle başlayalım dedik efendim. Merhabalar, nasılsınız? Allah afiyet, iyilik versin. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününe eriştiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hak iftarlarımızı bereketli, sahurlarımızı bereketli kılsın. Orucumuzdan feyiz almayı, nasiplenmeyi ruhumuza, bedenimize, inşallah bütün ümmeti Muhammed'e nasip müyesser kılsın efendim. Sevgili dostlar, oruç insana biraz da sekinet vermeli değil mi? Yani biraz böyle insanı sükunete yönlendirmeli. Hani ben oruçluyum, bana yaklaşmayın, öfkeliyim. Tiryakiler vardır, bazı tiryakiler vardır içimizde yaşayan. Oruç tutmaktan dolayı öfkelenir. Niye öfkelenir? E canım işte başıma vurdu. Ne vurdu? Oruç vurdu. Oruç gönle vurmalı. Eğer evliyse bütün hırsını, hıncını yani iyi halinden çıkartır efendim. Hayat arkadaşından çıkartır. Gariban hanımefendilerde, gerçi şimdilerde hanımlar çok fazla gariban değiller. Onu da söyleyelim hemen. Yani artık haklarının farkında olan akıllı, dirayetli kadınlar gereken cevabı tabii ki gerekli usullerde veriyorlar edepsizliğe kaçmadan. O yüzden gariban demek biraz yanlış olur ama hırsını hıncını eşinden çıkartan beyefendiye biraz sözlerimiz. Ben öfkeliyim. Niye? Başıma vurdu. Oruç başa vurmamalı, gönle vurmalı söylediğimiz gibi. Yani ne yapsın hanımefendi? Sıkıntı çıkmaması için aman çocuklar susun, babanız gergin. Niye gergin? Efendim şefkat ve merhamet ayıdır Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif rahmet ayıdır. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçların karşılığında yazılması gereken, verilmesi gereken sevabın, mükafatın sadece kendi katında saklı olduğunu, gizli olduğunu söylüyor. Ramazan benim ayım diyor. Bakın dostlar, Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçlara karşılık oruç tutan insanların cennete alada güzel bir kapıdan geçeceklerini yazar bütün kaynaklar. Bilenler bunu anlatırlar. Reyyan kapısında. Şimdi bu kapıdan girebilmenin ruhsatının evvel emirde aileye, evladu iyale karşı şefkat ve merhametten geçtiğini söylersem acaba ne dersiniz? Aile saadetini orucu bahane ederek bozanlara bu sözüm. Ben öfkeliyim. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır. Oruçlu esnada, oruçlu olduğunuz esnada eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza, akrabayı taallukatınıza, komşularınıza, efendim, arkadaşlarınıza, o işte hani ben hiç tasvip etmiyorum, tasvip ettiğim için de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. İçtiğiniz o sigaranın, efendime söyleyeyim, içemediğiniz nikotin tesiriyle öfkelenip kalbini kırdığınız bu saydıklarımın iftardan sonra tekrar yüzüne bakacağınızı unutmayın. Eşinizin hazırlayacağı iftar sofrasına oturacaksınız. İftara yarım saat kalmış. Vurmuş kafaya. Canım ben tiryakiyim, günde iki paket içiyorum. Çok özür diliyorum ama bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın, sağlığını kaybediyorsun. Benim güzel kardeşim. Tabii bu noktada içenlere hiçbir şey söylemiyoruz. Genele sözümüz. Bizim kastımızda, hedefimizde kimse yok. Sağlığını kaybediyorsun. Paranı kaybediyorsun. Bakın geçen gün bir haber okudum sevgili dostlar. Adam her gün sigarayı bırakmış. Her gün sigaraya verdiği parayı bir yıl boyunca bir pet şişenin içerisine atmış. Günde iki paket sigara içiyormuş ve zımmen bırakmış bir anda. İki paket sigaraya verdiği, bugünkü raiçle paket başına verdiği parayı iki paket olarak pet şişenin içerisine atmış. Bir sene sonra çok yüklü miktarda bir para eline geçmiş. Üçüncü senenin sonunda güzel ve lüks bir araba almış biliyor musunuz? Üzerine 3-5 kuruş daha koydu koymadı bilmiyorum. Dumanını yel alır, parasını el alır, zehiri size kalır diye bir güzel söz var. O yüzden
Bunu bahane ederek evladı iyanenizin kalbini kırmayın. Evet, içebilirsiniz, tiryaki de olabilirsiniz. Ama oruç insana bir sabır, bir sekinet vermeli. Özellikle Ramazan ayında aile saadeti çok önemli. İbadetinizin ecrini, ibadetinizin sevabını, ibadetinizin güzelliğini, size kazandıracağı güzellikleri kaybetmeyin. Bir anlık öfke insanın gözünü karartır ama öfke gittikten sonra insanın yüzü kızarır. Aile saadeti çok önemli. Ailesinde mutlu olanın işi, gücü yolunda gider. Ailesinde huzurlu olanın, huzuru olanın iş yerinde de huzuru olur. İşindeki verimi artar. İşindeki verimliliği artar. Unutmayın beyler, her başarılı erkeğin arkasında akıllı, dirayetli, başarılı bir hanımefendi vardır. Her hanımefendinin de başarılı bir erkeğinin arkasında çınar gibi durduğunu unutmayalım. Bu bir kolektif çalışma aslında, biliyor musunuz? Evet, her akıllı, dirayetli, efendime söyleyeyim, hanımefendinin de yanında başarılı bir erkek var, akıllı bir erkek var. Bunlar birbirlerine destek olurlarsa hayatın bütün zorluklarına karşı gerçekten çok güzel bir karşı duruş, çok güzel bir tedbirli duruş sergilerler. Anadolu'da eskiden güzel bir ifade vardı sevgili dostlar. Otlu ocaklı, dipli bucaklı hanım derlerdi. Dişinin etini somurur, halini kimseye arz etmez derlerdi. Ben Antepli hanımefendilerin ne kadar marifetli, ne kadar maharetli olduklarını da biliyorum. Yani gerçekten hani anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al diye güzel bir sözümüz var. Eskiden kumaşların kenarında böyle markalarını gösteren yazılar vardı. Kumaşın kalitesi, kumaşın güzelliği o markalardan ortaya çıkardı. Gelinlik çağına gelmiş kızın da töresi, terbiyesi, adabı, edebi, ev işi, hanımlığı annesinden tevarüz ettiği için annesinin temizliğine, tertibine, düzenine, efendime söyleyeyim hanımefendiliğine, işte yemeklerdeki marifetine, maharetine, evdeki marifetine, maharetine bakılır. Ona göre kızına talip olunurdu. Oradan anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al demiş eskiler, atalarımız. Sevgili dostlar, aile yuvasında huzuru ve saadeti eşler kendi elleriyle, kendi dilleriyle tesis ve temin ederler. Yine kendi elleriyle, kendi dilleriyle yıkarlar, tarumar ederler. O yüzden dilimize hakim olacağız. O yüzden özellikle Ramazan-ı Şerif'te eften püften meseleler yüzünden yuvamızda huzuru kaçırmayacağız. Çocuklarımızın huzurunu kaçırmayacağız. Hele hele şöyle sıkıntılı günlerde orucun feyzini ve bereketini çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle doya doya yaşayacağız ki evimiz bereketlensin, gönlümüz şenlensin, ağzımızın tadı kaçmasın, değil mi? Eyvallah. Efendim, Ramazan-ı Şerifiniz, iftarlarınız, sahurlarınız bereketli olsun inşallah, hayırlı olsun. Yuvanızdan saadet, sofranızdan bereket, kesenizden de bereket eksik olmasın. Eşiğinizden de misafir inşallah hiç eksik olmasın efendim. Cenab-ı Hak var etsin, varınızı çok etsin. Nenemin güzel bir duası vardı, onunla bitirelim. Allah ekmeğine göre yağ versin kuzum derdi. Allah ekmeğinize göre yağ versin efendim. Sağlıcakla kalın.